Geliyor, geliyor. Zülay'ım çok teşekkür ederim. Bir tane YouTube linki atmış. Bana komik geldi. Belki sana da komik gelmiştir. Bu kadar kaydı olmayan tüm saç krem markalarına buradan selamlar olsun. Şimdi şöyle yapacağız. Ee, ben saçlarımı önce böyle bir havluyla falan şey yapıyorum ama havluyla şimdi yaparsam alt taraf açıkta kalıyor ya. Bütün görüntüyü kapatır. <gülüyor> <gülüyor> Güzelmiş bana da komik geldi. Bir de 200 lirayla göndermenin ekstra komedisi oldu bende yani. güldüm. <laughs> yani ekstra da güldüm yani. E şakayı da ben yaptığım için. Tabi arkasında da olduğum bir şaka. Baya dört dörtlük bir donet bir dört dörtlük bir destekleme sistemiydi şu ana kadar. Ee, yalnız Mami'cim bu 200 TL'lerde bir stream elemez bir iki kere okuma olayına giriyor. Hayalliyim <laughs> abi. Bak. Ya yanlışlıkla döndüm, kaçırdım yolu. Bak, bak. Tamam. tamam. da yanlışlıkla girdim. Bak, ya zaten bilinçli girdim. Arkadaşlar işte Türkiye'deki trafikteki arka. Anlaş <laughs> lan. Bak bu olayı ben size anlatayım. <laughs> Anlat abi. Anlatayım. <laughs> Şimdi burada ee, evet ben bir yanlış bir dönme yapıyorum. Tamam mı? Burası dönüş, burası gidiş. Gidiyorum. Kavşaktan döneceğim aslında. Ama kavşaktan da dönüş yok. Dönüş yok yani. Çünkü kavşak, kavşağa dönemiyorum. Çünkü kavşağın o taraftan gelen ama böyle geliyor. Yani böyle. Sistem böyle akıyor. Ben böyle giderken kavşağın oradan gelen adam pardon Gelen yaşlı bir adam evet. Tavşan karşısından gelen bir yaşlı bir adamla kafa kafa görüşüyorum ki müsaade edersen döneyim abi diyorum. Ben hatalıyım eyvallah. Ben diyorum yaşlı amcaya bir döneyim. Yaşlı amca da böyle beni protesto ediyor. Böyle çok ağır hareketlerle geri geri alıyor. Abi diyorum kusura bakma diyorum. Böyle yapıyorum hatta. Abicim diyorum çok özür diliyorum. Çok da bir trafik de yok. Çok bir trafik yok. Yani. Ya paintten anlatsana ben anlamadım. Yani, yol abi. vermese yol vermese. Abi kusura bakma diyeceğim tekrar uzatacağım. Yani sağdan devam edeceğim artık nereye gidiyorsa. Anlattım daha ne? önce de bu video tekrar bir yerlerde ben karşıma çıkmaya patladı, başladı. TikTok'ta falan bayağı izlenmiş, bayağı altına yorum almış. Ee, herkes ya işte helal olsun ne kadar sakin kalmış falan demişler de. Ee, normalde o kadar sakin kalamazdım da yanımda video açık ya. Şimdi onlar da şey ekipte e, görüntü çıksa da alsak kafasında bir ekip ya. Ben de olabildiğince hani böyle sosyal medyaya gidişmeyelim. Aman aman bir şey olmasın. İşte Allah korusun ben orada bir zorbalık yapmayayım falan filan. Biraz daha sakinliğimi, sükunet içerisindeyim tabii ki. Ee, dönerken adamla ben laflaştım aslında burada tamam mı? Çünkü ben adamdan özür dilerken öbür adam bağırıyor falan böyle. <laughs> Ulan arabada dört tane izbandut gibi adamız. Neyin dayak yemesi ya? Arkadan ben adamdan özür dilemem var ama adam baktım arkadan böyle. Arkamdan gelen bu bağıran adam, arkamdan gelen adam. Arkamdan bağırıyor falan filan böyle. Ya diyor ney falan filan. Ya dedim sen ne karışıyorsun falan filan. Birkaç söylendim ona. Adamdan da özür dedim. Adam da yolunu verdi. Ben soldan dönerken bana tekrar laf attı ama benim camımla onun camı arasında yanında kadın oturuyor. Eşi oturuyor. Kadınla inanılmaz streslerde inanılmaz böyle kavga çıkacak. Çünkü öncesinde böyle bir söyleşme oldu. Bir sürtüşme oldu. Dönerken biz yine yan yana geldik bu adamla aslında. Anladın mı? Bu kadar iyi rol yaptığından izleniyorsun işte mi? Kardeşim. Burada her gece yayında saatlerce. Bu rolü yaparsın 10 saniyeli ne yaparsın? Sen bir siktir ben seni banlayayım çünkü rahat edemeyeceğim. Hadi siktir bak bu gerçekti. Neyse. Adamın yanında karısı var. Hani bayağı başörtülü kadın. Böyle yapıyor. Lütfen falan yapıyor. Böyle yapıyor. Dua okuyor. Bir şeyler yapıyor anladın mı? Psikolojim zaten bozuldu. Adam da kadının arkasından bana böyle konuşmaya çalışıyor. Adamı tam net bile göremiyorum aslında. Arkadan böyle bir şeyler söylüyor. Ben de arabadakilere baktım. Hani dört kişiyiz amına Hayvan gibi dört kişiyiz falan böyle yani anladın mı? No ne diyor ya bu falan filan olduk yani böyle. Ondan sonra ben de dedim ki yani hiç bulaşmaya gerek yok. Yanında eşi varken inip adamı mı dövelim veya bir şey, olay mı yaşayalım yani orada? Adam orada artistik yaptı. Ben de hani dedim ki ya bizde şeydir anladın mı? Bir insanın yanında hani birileri varsa, ailesi varsa ona ona ters o yapmazsın yani anladın mı? Çünkü sen o adamı bir kere görürsün, o adam o insanla yaşıyor. Onun oradaki şeyini düşürmek hoş olmaz. Bana burada giren çıkan yok. Benim burada sinirlendim evet. O an çok sinirleniyor gibiydim. Ama sonra baktım hani kameralar açık şey falan filan. Hiç o racona girmeye gerek yok dedim yani. Yine yakışanı yaptık. Zaten ben 20 ile 25 yaş aralığında kendimi bayağı geliştirdim bu konuda. Eski 20'den öncesi ve 20'den sonrası, 25'ten sonrası belki de hatta. Gerçekten insanlar da bak çok gergin, çok sinirli arkadaşlar varsa mesela kendilerine şunu 25-26 gibi böyle birazcık daha işin mantığa evrildiği dönemlere geçiyorsun. Kendimi gerçekten eğittim amına koyayım yani bu konuda. Anladın mı? Bu konuda birazcık sinir sinir kontrolü çünkü şeyi anladım. Yani sinirlendiğim zaman Kendimde güvendiğim şey beynim tamam mı? Ben gerçekten aklıma, beynime, fikrime, zekama çok güveniyorum yani anladın mı? Ben hiçbir şeyime güvenmiyorum. Sadece beynimin çalışma sistemine, kapasiteme çok güveniyorum yani. Bunu da yanlış anlamayın abi ne derseniz deyin ama öyle. Benim herkesin kendisinde güvenliği bir şeydir. Ve sinirlendiğim zaman da kontrolümün beynimde olmadığını çok aşikar görebiliyorum. Ve bu ben bu benim eksik olduğum bir tarafım olduğunu düşünmeye başladım tam o yıllarda. Çünkü e, en ufak bir şeyde Kafam böyle deli gibi çalışır. Dar alanda kısa paslaşmadır anladın mı benim beynimin çalışma mentali böyle yani ama çok sinirlendiğim zaman kontrolümün ve beyninin üretimini durdurduğunu mantıktan uzaklaştığımı ben de hissetmeye başlayınca çok sinirlendiğim zamanlarda sinirimi nasıl bastırıp tekrar gücü tekrar beynime nasıl çevirebilir mi ben ee, çok üzerinde çalıştım aslında bu işin öyle söyleyeyim yani. Evet. Paylaşımından ötürü teşekkür ederim. Bro ne anlatıyorsun ya? Katılıyorum <laughs> sana tamamen çünkü. Sana demiyorum. Sarhoşun mektubu okunmaz ve bir insan sinirliyken yani dedikleri çok kayda alınmaz aslında. Ya baba bak şöyle olur. bir şey var. Gerçekten sinirliyken yaptığınız çoğu şey hatalıdır. Ama mesela benim sinirliyken de artık yapıldığım çoğu şey hatalı. Tabii ki hatalı şeyler yine yaparım ama <laughs> Yani yüzde anlamında yüzde otuz, yüzde kırk, yüzde elli, yüzde altmışa düşürdüm yani bunu anladın mı? Daha yüzde altmış kadar daha artık kontrolü beynimde tutmaya çalışıyorum anladın mı? Kaldı ki e, günümüzde de zaten trafikte babam. Bu çok şey olay değil yani. Ya şu mavi kameralara banlasana ya. Çağrı ne diyorsun amık diyenleri bir banlasana ya. Banla baba on birinci mesele çağrı ne diyorsun olmuş ya. Ban sezonu açıldı. Hayırlı olsun. Ne abi ya. Özellikle mavi kameralarda var amına koyayım bu olay ya. Ne anlatıyorsun? Dinle anla yavrum işte. Anlatıyoruz bir şey anlatıyoruz. Kapabildiğini kap ya. Boş bir şey anlatmıyoruz. Anlat. Belki yarın bir gün amına koyayım aklına gelir. Kendini eğitmeye dönersin anladın mı? İç dünyana dönersin belki. Mentaline ve beynine artık güvenmeye başlarsın anladın mı? Fiziğine ve gücüne bilmem neye güvenmektense. Belki o noktayı kendini geliştirirsin de belki... Amına koyayım bir kaostan kurtulursun yani anladın mı? Evrim budur zaten amına koyayım. Akıllı da olman lazım yani. Zaten hayatta o kalabilmenin yani. Mesela en basitinden iş hayatında başarılı olamazsın. Olamazsın oğlum olamazsın. Çünkü sinir ve stresini yani yönetebiliyor olman azaldır, lazım yani. Sen de ona küfür edersin. Ya sinir stresini yönetebiliyor olman lazım bu hatta. Bu bir sinir stres testi gibi bir şeydi benim için. Ha yanımda kamera olmasaydı yine belki farklı bir durum olabilirdi. Bak ona da emin değilim yani. Belki yine olurdu, olmazdı belki de. Yani onun da yanında eşi vardı. Hani yine ben öyle bir şeye girmem yine de. Belki ben küfürlü bir şey söyleyebilirdim orada. Ben de bir şey söylerdim. O arabada inerse ben inerim yani. Her zaman mesela hiçbir zaman şey yapmam yani. Karşıdan bir beklerim yani eğer o tarafta o niyet yoksa ben o niyete hiç girmem yani. Ama bu beni mesela korkutuyor. Benim mesela en büyük fobim de şeydir. Bir gün beynimin kontrolünü kaybetmek yani akli bir sorun yaşamak yani anladın mı? Bu mesela benim herkesin bir fobisi vardır. Benim en büyük fobim bu budur mesela yani anladın mı? Ya mantıklı düşünemiyor olursam ya işte öngörülerim mi sağlıklı değilse falan filan bunları düşünürüm yani genellikle. Korktuğum şeyler de bunlardır yani. Dolayısıyla abi trafikte İstanbul'da trafikte bir de var ya abi aç bir kaostan kurtulursun belki. Ya şöyle bir şey var kendimden de korkuyorum kanka. Ben bugün kavga etsem yani zarar verme potansiyelim çok yüksek. Abi ben <laughs> Bu şaka değil yani. Şöyle bir mı? şey Ama söylemek istiyorum. Bu bak. bir çözüm de değil ee, yani. Aslında bu var ya kendini değerli <laughs> görmekle görmemek arasındaki farkı da oluşturan şey. Eller sabıkalı kanka. <laughs> evet doğru pozum katılıyorum sana. <laughs> ya gerçekten. Ya bak size şöyle bir örnek vereyim. İki tane arkadaşım kavga ediyor gibi oldular. Birbirlerinin üstüne yürüdüler tamam mı? Bir tanesi birinin üstüne yürürken yanlışlıkla şöyle omuz attı ama. Okuyorum. Çocuk düştü kafasını kaldırıma vurdu. Ya be... ya bir şey olmadı ama ya, beyin kanaması geçirse ne olacak? Ne olacak abi beyin kanaması geçirse? Şimdi inersin kavga edersin. Yani benim silah falan çıkartması lazım. Beni öldürmesi falan lazım. Öyle yani o silah taşıyan herkeste de, de zannetmeyin ki öyle bir yürek var. Öyle bir yürek çoğunda yok da. Ama yani ne gerek var? Mantığını kaybetmenin ne anlamı var? Şimdi sen şöyle sinirleniyorsun, kaybediyorsun. Karşındaki de sinirlenip kaybediyor. Hani işte o andaki aksiyonlar çok sıkıntılı genel olarak. Ya burada şey dersin ya. Yani, tamam hadi siktir işine dersin. Gidersin. Biter. Konu biter yani burada. Niye biliyor musun? Niye? Oğlum sıkıştırıp önünde fren basıp arabada inenler falan var. Işığa kadar takip edenler var yani bu hani üst seviye psikopatlar var yani. O artık ama bak o kaşınma dediğimiz olay. O, o bir kaşınma olayı yani. O adam artık hala beni trafikte takip edip ışıklara kadar geldiyse artık ya ya beni dövmek konusunda çok iddialı ya da dayak yemek istiyor artık yani o boyutta. Gel, gelmesin inşallah gelmesin. Keşke gelmese. <laughs> ama yani o boyuta da getirdiysen hocam o işi Kusura bakma yani O bir kaçınılmazlığa ittiriyor yani Ama günün sonunda Çok şükür kavga gürültü uzak olsun abi hepimizden Gerçekten inşallah burada Yani Ya işte biz şöyle delikanlıyız bize böyleyiz bize bir şey olmaz falan filan bunlar bitti abi hocam artık yani kafanı Ne kadar kullanabiliyorsun beynini ne kadar geliştirebiliyorsun Bu hayatta yaşarken Efendime söyleyeyim ne kadar daha yaratıcı fikirlerle bir tık kendini bir adım öteye attırabiliyorsun, ittirebiliyorsun. Geçim sıkıntısını nasıl çözdün? Nasıl ekonomini toparlıyorsun? Yani ne üretebiliyorsun? Bunlara kasacaksın baba. Yani yok işte bize böyle falan filan. Hayırdır Ramun'un hakkı. Bu bitti. Bu dönemler Kare. de oldu. Geçti de bitti artık yani. Bunlar... Efendim. Siktir oyun oynayalım gel ya. Oynayalım. Siktir et. Şerefleri yani. de o, en var. son Sen bir bu tavsiye bu bu vermek istiyorum. Bak bir yani delikanlılık nedir biliyor musun? Oğlum, Havsay'ı kurulmadım. <laughs> kurulmadım oğlum. Tanımıyorum, hatırlamıyorum bile adamın sıf sıfatını falan. Ama nedir? Dünya buna döndü hocam. Kabuk kuvvet, kabuk. çağ dışı hareketlere hiç gerek yok yani. Benim değerli izleyenlerimde de, de e, bu kadar gerçekten çok zeki bir kitle hitap ettiğimi çok eminim, çok görüyorum. Gerçekten hepinizin kafalar, yemin ediyorum var ya İşe amına koyayım yani. bu bu ekibi topla bir yere kapat bir adaya kapat amına koyayım 20-25 senede Eyvallah 30 abi. senede falan 30 seneye falan oradan yani inanılmaz bir şeyler çıkartırlar öyle söyleyeyim sana. Bir geliyormuşum bu ne? Hocam bu şarap. Şarap. <laughs> ne böyle yapmış adam anladın mı? Gerçekten yani zeka dolu bir kitleye hitap edebilmek de benim için her yayın bir sınav mesela benim için. Ne demek Anlatabiliyor için? muyum? Çağrı şunu bilir misin? Mesela karşında sana karşı çok yükselmiş bağıran çağıran birine karşı sakinliğini koruyup Evet e, ona karşı üstünlüğü kurmayı bilirsin değil mi? Ben çok sakinliğimi korurum ama işte karşımdakinin ağzından çıkan kelimeler mesela neler o noktada? Evet. Şöyle bir durum var yani. yani biri sana bağırıyor tamam mı? Ee, yani sana karşı bir hamle yapacağı şeyinde ama sen sakin kalıyorsun o anda zekan e, hala seni kontrol eden şey beynin ee, yani düşün hani bu hiç olmazsın tabii ki de o, o sinirle senin nereye vuracağını veya on, senin ona nasıl vuracağını bilemez ama sen sakinken mesela kendini daha iyi koruyabilirsin. Zaten evet, oğlum zaten. Daha iyi hamle yapabilirsin zaten ya. Zaten bu taktiğin olayı şu. Sen sakinsin ve mantıklısın ya hala onun sinirine karşı. Adam sana dövmeye geliyorsa bile bir sinirle bir ışımla geliyor. Zaten kendini savunman çok daha basit o zaman. Çünkü niye? Böyle gelecek laps diye dalmaya çalışacak anladın mı? Daha rahat hamleler yaparsın yani o noktada da. Ay bir şey söyleyeyim mi? Evet. Öfkeyle kalkan zararlı oturur. Bu kadar. Yani bunun alt metnini tartıştık yarım saat. Asiktir. Sağ ol pipine vurursa Eyvallah, abi. Sınav. Vallahi pipime vurursa neresiyle vurduğuna göre değişir. Eliyle vurursa koluyla vurduğuna Kolu kırılır mesela. Anladın mı? Tavsiye etmem. vurmuş <laughs> <laughs> <Ayağı gülüyor> Ayak alçıda amona koyayım yani. E, olmazsın tabii ki. Ama kesinlikle şiddet yok. Kardeşim benimkinin kalkmış halinin yatarı var amona koyayım. Sen ne anlatıyorsun? <laughs> Ulan semtte bile amona koyayım. 9 santim üstü amona koyayım. Sen ne anlatıyorsun? Yasak. <laughs> Hey sen videonun burasına <laughs> kadar gelmişsin. Bravo. Hey sen videonun bu kısmına kadar geldiysen like at, <laughs> yorum yaz ve videoyu beğen. Yaranıyorlarım.